nedenleri ayrıntılı ve detaylı. Arkadaşlar ben Güliz, kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Dışarı çıkacağım. Hazırlanırken vlog'u başlatayım dedim. Hazırlandıktan sonra yine mini bir kargo açılışı yapacağım. Ve size önemli birkaç tane haberim var. Onları da hazırlandıktan hemen sonra anlatacağım. Sizi mutlu edecek bir haber bence. Güneş kremimi uygulamıştım. Farmasinin şu 2 numarasını kullanıyorum ben. BB kremi inanılmaz güzel. Kapatıcılığı da gayet iyi bence. Yeterli oluyor. Fondötene gerek kalmıyor. Ve çüngerler inanılmaz derecede bakteri yaydıkları için ben elimle yaymayı tercih ediyorum. Tabi bunu da uzun bir süre sünger kullanan biri olarak söylüyorum. Oriflame'ın şu dudak nemlendiricilerini çok beğeniyorum. Çok başarılı. Mesela farmasinin de var. Bunun bir tık büyüğü. Ama o daha böyle şey duruyor. Aslında nemli bir dudak görünüyor. Ama eminim kötü sanki. Sadece nemli duruyor. Dudak yine kuru kuru. Bunda direkt dudakla nemleniyor ve yumuşacık oluyor. O yüzden Oriflame'ın bu dudak nemlendiricisini de beğeniyorum. Farklı çeşitleri de var. Yine farmasinin bu volüm çift kademeli maskarası inanılmaz güzel. Şimdi bir kat geçeceğim ve diğer fırçasını göstereceğim. İki rengi karıştırmayı seviyorum. Biraz parlayalım. Hazırım. Şimdi diyeceğim şu ki ben biliyorsunuz alışveriş yapmayı seviyorum. İhtiyacıma uygun ne bulursam onu alıyorum. O an gözüme ne iliştirirsem. Yüksek meblağlar yaptım da oluyor da öyle her ay değil. Ama her ay alışveriş yapıyorum. O yüzden şöyle bir karar aldım. Mesela şöyle bir aromaterapi almışım. Güneş gözüme geliyor bir dakika arkadaşlar. Işığım bazılarına yüksek gelebilir. Aldığım önemli karar da şu ki bundan sonra kargo açılışlarında istediğiniz herhangi bir ürün olursa yorum kısmına yazın. Daha sonra ben o yorumlardan bir iki kişi seçip sürpriz yapmak istiyorum. Öyle bir jestim olsun istiyorum. Yoruma yazdıktan sonra da seçerim ve yanıt olarak bana Instagram DM'den ulaşır mısın yazarım. Ve ulaşınca hediyesini gönderirim. Böyle bir karar aldım. Ve herkese benden minik de olsa bir şeyler gitsin istiyorum. Bunu şeyde yapmıştım, Instagram'da yapmıştım story çekilişi. Çok da hoşuma gitmişti. Katılım da gayet iyiydi. Bir de burada yapmak istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Genelde vlog tarzı çekimler yapıyorum. Umarım şey yazan olmaz. Buzdolabı, AVM, araba. Bu tarz şeyler yazan olmaz. Olursa da bir şey değil mi? Gerçekten maddi imkanlarımca ne istenirse onu alırım. Maddi imkanım el verdiği sürece. Bir gün buzdolabı hediye edecek kadar bir maddi kazancım olursa onu da alır gönderirim. Niye göndermeyeyim ki? Bir bone almışım. Havuz bonesi. Benim bonem küçük geldiği için beni sinir ediyordu havuzda. O yüzden bunun yorumları çok iyiydi. Güzel de görünüyor. Bir deneyelim bakalım. Bir havuz bonesi aldım. Aa, süper. Yemin ederim süper ya. Aşırı rahat. Benim eski bonem turuncu plastik bonelem var ya, onlardan da bayağı sıkıyordu. Saçımı falan çekiştiriyordu. Elastik bir kumaşı var. Lastiği gayet sıkı ve çok rahat. Ben onu çok beğendim. 15 TL gibi bir ücret aldım. İnanmazsınız. Bu arada videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Çünkü siz bir şeyleri desteklerseniz, izlerseniz, abone olursanız ancak büyüyebilirim. Aksi takdirde mümkün değil. Diğer paketimizde birkaç tane küpe almıştım. Onlar gelmiş. Ay çok güzel bunlar. Arası inanılmaz iyi, parlak ve
Çok şık duruyor. Kulağımda küpe yok. Hemen deneyeceğim. Küpelerim. Aşırı şık durmadı mı? İsterseniz sizin de olabilir. Yoruma yazmanız yeterli. Birkaç video da böyle deneyelim. Bakalım nasıl olacak. Ha bunu da niye yapıyorum biliyor musunuz? Instagram'da story çekilişinde gerçekten çok yüksek mevlalı hediyeler gönderemedim. Öyle çok yüksek mevlada yoktu zaten. İsteyen yoktu daha doğrusu. Böyle sadece 50 TL olan bir oyuncağı gönderdim. 3 kişi seçip göndermiştim. O kadar çok dua etti ki, o kadar çok mutlu oldu ki gönderdiğim kişi. Hala yazıyor, sürekli yazdı. O beni daha çok mutlu etti ve motive etti. O yüzden burada da bir denemek istedim. Bakalım burada ne varmış. Birkaç tane küpe aldığımı hatırlıyorum. Bu da küpe. Bunu kesin görmüşsünüzdür. Şeyde, Trendyol'un çok satanlarında sürekli flash indirime düşüyor. Çok şık ve rengi muazzam. Aa yok, bu kayınvalidenin istediği bir şeydi. Bakalım bu nasıl olmuş. İsimli kolye yaptım işte. Aa çok güzelmiş ya. Vallahi çok beğendim. İnanın da ismi var. İnanılmaz güzel. Parlaklığı falan çok iyi. Bayağı orijinal gibi duruyor. Yazacaklarınız arasına bu da dahil, bunu da yazabilirsiniz. Aa bu da küpe. Bu da çok güzel. Arkası düşmüş. İnanılmaz güzel. Ama arkası tamamen yamulmuş. O yüzden üzülerek iade. Kargosu çok kötü. Kesinlikle. Diğerlerinde şöyle patpata falan sarmışlar. Bunda direkt koymuşlar. Öyle konur mu ya? Burada ne olduğunu biliyorum. Plan Polat'ın yeşil lipli sabunu var ya. Ondan almıştım. 3 al 2 öde kampanyası vardı. Onun bütün ürünlerinde bu var. Bakın mis gibi kargo. Sabunu bile pat pata sarmış kadın. Ve jelatinlemiş. 3 tane almıştım. Biri arkadaşımın, ikisi benim. Bunu da ilk kez deneyeceğim. Daha önce kullandığım bir ürün değil ama yorumları bayağı iyi. Böyle. Bu arada videonun başında çalıştığım ders de şuydu. Ben böyle bir sertifika programına yazıldım geçen sene. Ama asla ders çalışamıyorum. Ona da pişman olduğum gibi bir şey. Geçen dönem sınavı geçemedim. Bu dönem artık geçmezsem Ayhan beni keser. O yüzden birazcık bakınıyorum. Sınav haftaya. Bu görüntüye çok fazla maruz kalmayacaksınız o yüzden. Bir hafta kala kitap bitirmeye çalışıyorum. Şuraya bir toparlayayım, çıkalım. Evet, çıkış yaptım. Bankada bir iki işim var. Onları kısa sürede hallederim inşallah. Sonra Dina'yı okuldan almaya. Bir de şu iadeyi vereceğim yetişirse. Banka işlerimi hallettim. İade kargomu da verdim. Şimdi Lina'yı almaya gidiyorum. Evet. Yanlış mı söyledi? Evet. Ne dedi? Yanlış söyledi. Baban mı geldi dedi. Babası gelir mi? Baban gelecek dedim. Gözlerini açık kapatıyor. Sonra üstüne siz geldiniz. Ben burada mı durayım? Arkadaşlar. Benim annemler nazik bir şıpı şıpıda. İçinde çok böyle duruyorlar. Hadi anne açayım. Aç hadi anneciğim sen. Açamayayım anne. Sence içinde ne var? Bilmiyorum. Şimdi yatı bir sadece. Ha evet ama çok sallamıyorum. Ben kırılacak bir şey var içinde. Evet. Şimdi burada makas işareti var. Buradan kesin diyor. Keselim bakalım. Evet. Ama tut bakalım. Çektim. Çek. Evet. Açılıyor sanki. Çek çek çek. Çekmeye devam et. Şunu çekmeye devam et. Ama çek çek. Evet. Al bakalım. Şeker değil o. Cetvel. Bulmaca. Aa bir sürü oyuncak çıktı Lina ya. Bunu da ne yapacakmışsın biliyor musun? Bak şöyle yapıp. Lina. Bak bunu kapatıp şöyle kocaman bir kumbara yapıyormuşsun. Şunun içine para atıyorsun galiba. Bu neymiş peki anneciğim? Bakayım. Kumbarana sahip çık.
geleceğini koru. Bu da kumbaraymış ya. At. Bunun içine para atıyormuşsun. Olmuyor ya. Dur yapacağım bir tane. Biz çocukken bak böyle yapardık. Bekle. Ay ya olmuyor. Bunlarla oynardık. Bu ne biliyor musun? Top. Gördün mü? Pimpon topu. Anne. Aa bak böyle kaldırım oldu yine. Sen yap da ben makarna suyu koyup geleyim, tamam mı? Makarnaya aşık biri olaraktan TikTok'ta bir çift var ya, sürekli farklı farklı makarnalar yapıyorlar. Cemil, İlteriz. Sürekli yemek yerken videolar çeken. Onların dün gördüğüm bir tarifini deneyeceğim bugün. Makarnalarım haşlanıyor. Sıvı yağın içine biraz salça koyup kavuruyorum. Küçük küçük doğradığım 2 diş sarımsağımı ekliyorum. 3-4 tane çeri domatesi şöyle küçük küçük doğradım ve direkt ekliyorum. Mars mı? Seni severim anne. Sen unutmadın mı daha Mars'ı? Topu atacaktın. O da yakalayacak mıydı? Evet. Oy. Değil mi? Alalım biz de bir tane Mars. Evet. Sen bakabilecek yaşa gelince alalım, tamam mı? Ama ayarın Mars'ı var ya, ana ayarım. Halan Mars'ı işte. Halanın Mars'ı artık başkasının Mars'ı anneciğim. Ama annesinin var. Oy, senin hayvan sevgini severim anne. Anne severiz. Sevemezler mi onlar? Yasak mı onlara? Evet, ama benim kardeşim. Evet aşkım. Mars mı senin kardeşin? Evet, anlayın diye. Bir kedi kardeşin olmamıştı aşkım, o da oldu çok şükür. Adam Mars. Evet, İnsanlar o da Mars. Alamaz. İnsanlar alamaz mı? Evet. Abi bak şimdi ne yapayım? Bu neydi? Makarna. Ben neydim? Orada olsun da. İyi, hemen alıyorum ve sosumuzu da ekleyip karıştıracağım anneciğim. Anne. Efendim aşkım. Sürprizim. Ama sürprizler söylenmez ki. Niye? Sürprizler söylenmez çünkü yoksa sürpriz olmaz. Sürprizi kaçar. Benim sürprizim mi? Efendim? Ha. Benim sürprizim mi? Hı-hı. Senin sürprizin mi? Aa, pardon anne. Pardon. Pardonunu sevsinler. Senin pardonunu sevsin anne. Biraz şaşırdın da aile dedim. Biraz şaşırdın ondan mı dedin? Seni severim çocuk. Biraz şaşırdın. Kuş aşkım tuvalete. Tamam bir tanem, kendin gidebilirsin. Acı. Efendim? Acı yaptım. Acı mı? Evet. Kızım daha tadına bakmadım. Bismillah. Uf, kendime nasıl bol koydum ama. Kendime bir sürü koydum yine. Çünkü çok benim. Sevdim. Hayır. Benim. Ben benim tütleri şap. Efendim? Ben benim tütleri. O benim. Bu da senin. Bu da benim mi? Ve ana benim. Bağ düşüyordu ya. Hı hı. Ben bu sosu seviyorum aşkım. Onun için sıkacağım. Bana da sık. Ben bunu seviyorum. Ne bunun adı? Ketap. Ben ketapı seviyorum. Peki. İşte sıktım. Aha. Balığı yatırdım iddiayımda. Balık mı o? Ne balığı? Balık. Balık. Hmm. Bu balığı yitersin de. İyi bakayım. Yine vlogu kapatmayı unutmuş biri bilmem kaç gün sonra kapanış videosunu çekiyor. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.